Belgelere dayanıyor zaten genelde. Belgelere dayanıyor. Onlar da birebir yaşadığım şeyler. Yani İzmir'in açılmışken son yazımın altında şeyleri görmüşsünüzdür, mailleri. Evet. İşte İzmir Bölge Müdürü ile ilgili siz de okuyunca gülmüşsünüz. Evet. İşte yok, memurun biri şeyde oturuyormuş, Gazi Emir'de. Evet. Bölge Müdürü onu tutmuş, Menem'e vermiş. Yok, ya öbürünü oraya vermiş. Ya idareci tasarrufudur ya yani. Bunu fazla şöyle, idareci şöyle söyleyeyim, ben hiçbir kimsenin avukatı falan değilim. Yani olamam da. Ama şu anda orada görev yapan bölge müdürü, yani Edirne'de namuslu, şerefli bir şekilde görevini tamamlamış bir insan. Yani tanıdığım ölçüler içerisinde ben hiç olumsuz bir şeyini duymadım bugüne kadar. Yani bilerek bir yanlış yapacak insan da değil. Ama bir bölge müdürüdür. Mutlaka bir takım tasarrufları tabii canım, olacaktır. İdari tasarruf yani neticede. Bir de orada şeyin altında, yorumun altında enteresan yine bir bilgi var. O da şu, diyor ki yazan, gönderen vatandaş, işte göççü görevi vesaire filan. Yani şimdi göççü görevi Ankara'dan çıkıyor. Evet. Bunun tabii ilişiğini kesmek tabii bölge müdürlüğüne ait bir şey. Evet. Yani benim yaptığım şey de çoğunun ilişiği kesilmiş, gönderilmiş. Bir de yorum atan insanlar yorumun girmesi için tehdit, evet, vari şeyleri de atıyorlar. Onu da, evet, paylaşayım sizle. Ama şimdi Aykut Bey, şimdi şey diyorlar, işte siz diyorlar, evet, bu bölge müdürünü tanıyorsunuz. Bu yorumu giremezsiniz, edemezsiniz gibi. Bizim genel yayın yönetmen arkadaşı, hatta yorumun girdiğinden benim bugün haberim oldu. Evet, şimdi yalnız Aykut Bey, şimdi günlük teşkilatında biliyorsunuz, hadi bizler de biliyoruz aşağı yukarı, rotasyona tabi olan memurlar var. Şimdi kendi bölgemizden de bahsedelim. Yani Mersin'de de bir yılını aşmış, hala aynı yerde çalışan kişiler. Bir de Mersin'de de niye rotasyon yapılmıyor gibi şikayetler geliyor. Şimdi sözü, burada sözü benden alıyorsunuz. Tabii. Erdoğan Bey, ben söyleyecektim. Siz söylüyorsunuz. Yani şimdi şu var efendim, Sayın İzmir Bölge Müdürü'nün tasarrufudur. Netice itibariyle oranın amiridir. Evet, evet. Kimi nerede çalıştıracağını memura veyahut da, evet, bir basın kuruluşuna veya kişilere soracak değildir. Kendi tasarrufunu kullanmıştır. Yani biz, idarecidir biz, yani. Ben o şey açısından söylüyorum. Tabii Sayın Bölge Müdürümüz de yani fazla sorgulamamak gerekiyor. Çünkü kendi tasarrufu. Şimdi bu İzmir konusuna devam edelim mi? Yeni şeylere girmek istiyorum. İzmir konusunda dediğim gibi, yani ben daha önceki şeylerimde de söyledim. Gelişmeleri bekleyelim. Küfür, evet, bakın şöyle söyleyeyim Erdoğan Bey, küfür, hakaret olmadığı sürece aleyhimde olan şeylere de giriyorum. Evet. Ha, aleyhimde olan şeyleri girmenin ötesinde, evet, o aleyhimde gönderilen şeylerin yazılarının ne kadar doğru olduğunu gösterir Erdoğan Bey. Evet. Onun için isteyen istediğini söyleyebilir. Tabii sıkıntısı olan insanlar yazacaktır. Biz de bunları bir basın mensubu olarak değerlendireceğiz. Yorumsa yorum, yazı ise yazı şekliyle. Tabii yani değerli müfettişlerimizin takatlılığının neticesini bekleyeceğiz efendim. Evet. Ona göre de üçüncü şahıslara söz hakkı tanımadan, daha doğrusu, evet, tanımadan demeyelim de söz hakkı vermemek için elimizden geleni yapmaya, evet, çalışalım. Bir isim kullanmayalım efendim. Şimdi Sayın Kalaycı, bir de bu Sabiha Gökçen Havaalanı'nda bir takım ihracatların yapıldığı, bir kısmının, birkaç kısmının kırmızı hatta gitmediği ve defalarca yapılan ihracatlarda kırmızı hatta gitmediğine dair bazı söylentilerin olduğunu duyduk, daha doğrusu sohbetlerimiz arasında geçti. Bu konu nedir efendim? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, orada yani bahsi geçen havalimanında bir firma, aşağı yukarı 10 aya aşkın firmanın adı falan önümde zaten, her şey belgesi de var, buraya gönderilmiş. Ya isim yok, vermiyorum, evet, yok yok. 10 aydır Sabiha Gökçen de çalışıyor, büyük çaplı ihracatlar gerçekleştiriyor. Yani ülkemiz için iyi tabii, ihracatın artması yönünden iyi. Ama bu firma hiçbir zaman kırmızı hatta girmemiş hiç. Bu tespit edilmiş mi efendim? Tabii tabii. Hatta
Orada bir tane muayene memuru merak etmiş, muayene memuru arkadaş. Açmış, sen niye açtın diye muayene memuruyla ilgili bir takım işlemler falan da başlatılmış. Yani bu ciddi bir şey. Yani şuraya getirmeye için söylüyorum. Yani ilerideki, sistem ama bunu herhalde atıyor değil mi efendim? Sistem atıyor da. Yani şimdi. Yani memurla ilgili olmaması gereken bir sistemin attığı bir. Sistemi de idare eden insanlar Erdoğan Bey. Ben ama o kadar söyleyeyim. İlerideki şeylerde yok yani bizim burada firma ismi vesaire söylemiyor. Yani Sabiha Gökçen'e dikkat çekiyorum. İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilileri baksınlar, etsinler. Eğer bir yanlış vesaire varsa, hayır böyle değil, doğrusunu söylesinler. Evet, sistem girmiyor, yetmiyor. Yani buradan şuraya girmek istiyorum. Yani her gümrükte, her programımızda bir olumsuzluklardan, ben gönül istiyor ki iyi şeylerden falan da bahsedelim. Yok olmuyor. Yok iyi şeyler oluyor gümrüklerimizde. Yani, sayın kalay, yani oluyor. Kabul etmek lazım. Şuraya getirmeye çalışıyorum. Şimdi böyle çalışan var. Evet. Sabiha Gökçen'de. Öbür tarafta siz de bana izlettiniz. Televizyona program yapmışsınız. Polis arkadaşlar masa topu oynuyorlar. Evet, engelliler gününde, doğrudur. Engelliler gününde masa topu oynuyorlar. Yani polisler oynuyor. Ama bizim Mersin Bölge Müdürlüğü'nde mahkeme kararları, bir mahkeme değil, iki mahkeme kararı olmasına rağmen ithal edilmeyen, geçen haftaki programımıza katılan konuk Ertan Bey'in de açıkladığı gibi, değeri de 18 bin dolar olan masa topunun ithalatının akıbeti belli değil. Ne olacağı da belli değil. Ve Danıştay'da gittiler mi, gitmedi mi gümrük? O da meçhul. Gittilerse nasıl bir netice çıkacak? Buradaki firmanın kayıpları ne olacak? Yarın Danıştay'dan da şey kaybedildiği zaman çıkacak olan maddi külfeti kimler karşılayacak? Evet. Bunlar önemli evet, yani. Şimdi efendim bu konuyla ilgili de bir mesajımız var. Axlax 2012 fuarı açıldı ve fuarda masa topu ve tilt satışı yapılıyor. Oysa ki geçen programda da masa toplarının Türkiye'ye girişine yasak denilmiş dediydiniz diyor. O zaman buradaki bu fuardaki masa futbolu nereden geldi? Yani bu mesaj gelmiş. Bu, evet, İsmini vermek istemiyorum tabii, seyircimizin. Bu çelişkiyi... Hatta vereyim, İstanbul Karaköy'den Mustafa Özgen demiş efendim. Bu çelişkiyi, bu söylediğiniz evet, çelişkiyi düzeltecek makam Gümrük Ticaret Bakanlığı. Yani ya Sayın Bakan'a düşüyor. Ama geçen programda bir mahkeme kararları vardı. Onu bir, yani... Uygulanmıyor. Sayın Müsteşar'a düşüyor. Evet. Eğer Ankara'nın bir yaptırım gücü varsa, yani gördüğüm şeye göre konuşuyorum. Yani kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Demek ki Ankara'dan emir şeye kadar gelmiyor. Mersin'e ulaşmıyor. Pozantısı falan oralarda kalıyor herhalde. Yok, o netice itibariyle gümrük idaresi yani, tahkikatı yapar. Netice itibariyle yani, geçen hafta mağdur olan müşavirimizin işi tahmin ediyorum bir şekilde düzelir. Evet. Bu Sabiha Gökçen'le ilgili başka bu... Ya Sabiha Gökçen'le ilgili... Çok... Yani bu kırmızı hata düşmemesi, devamlı düşmemesinin bir... Vallahi bana bu bir iddia. Yani firma yani, sahibinin... Firma sahibini onu da söyleyeyim. Yani ben burada siyasi parti ismi vermiyorum. Bir siyasi partide İstanbul'da çok etkili görevde olduğu, onun için ya bir iddia da olabilir. İddia yani, yani fazla evet, yani üzerine düşülmediği, ettiği evet, gibi bir takım şeyler. Yani bunu bana gönderen şahıs Erdoğan Bey, evet, ona o kısmını da söyleyeyim size. Bana da geldi yani, ofisime de geldi, beni ziyaret etti. Kendisi de oradan ihracat yapıyor. Bir tane diyor, şeyimiz, hepsi diyor kırmızı at diyor. Ama diyor, bu firmanın hiç düşmüyor diyor.
Bizimki düşüyor, onunki düşmüyor diyor. Yani adam şeyini anlatmaya çalışıyor. Meramını anlatmaya çalışıyor. O da Ertan Bey gibi, işte firma yetkilileri gibi, masa topundaki gibi işte Ankara'ya gidiyorlar, oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Şeylerini anlatmaya çalışıyorlar. Bize de geliyor yani konular. Biz de burada anlatmaya çalışıyoruz. Yani ben Sabiha Gökçen'de başka şeyler de var da. Peki yani, efendim mesela kırmızı hatta gitmiyorsa muayene memurundan bahsettiniz. Yani merak ediyor muayene memuru. Tamam da muayene memuru netice itibariyle devlet bir yetki vermiş. Onu kırmızıya çeviremez mi efendim? Yani müzekkereye arkasına yazamaz mı? Yapmamış. Ama merak etmiş bir tanesi. Onunla ilgili de merak ediyorsa kendi idarecilerine soracak. Sayın Kalaycı. Arayıp da size sormasından bana değil. Evet. Yani. Yani sivri dilli olduğunuz için herhalde sizin gündeme getirmenizi herhalde ben de getirdim şey işte. Firma ismi vermedim, cismi vermedim. Eğer bir şey varsa, anlattığımız konuda herhangi bir yanlışlık veya eksiklik varsa yetkililer tamamlarlar. Biz de ona göre... Yani kırmızı hatta olmaması firmanın ne gibi menfaatı olacak? Yani muayene mi edilmemiş? Şimdi oluyor? Tekstil ihracatı yapıyor. Şimdi şey diyebilirsiniz, yani art niyet diyebilirsiniz bana gene de. Şimdi dahilde işleme belgesiyle gelen kumaşlar var. Bakalım üretiliyor mu, gidiyor mu, gitmiyor mu, ne diyorum yani Erdoğan Bey, yani ne de diyebilirim ki? Dahilde işleme deyince duracaksınız. Ama neticede devlet bunu bazı firmaların hak ettiği için bu dahilde işleme... Abi ben yani şunu söylüyorum. Dahilde işleme izin belgesi alabilir insanlar. Hı. Onun gereklerini yerine getiriyorlar mı? Onun sorgulanması lazım. İşte burada İzmir'i anlatmadık mı biraz önce? Evet. İstanbul'u anlatmadık. O İzmir zaten enteresan bir şey. Su gönderme, yani bir can, şimdi şu manken. İzmir'e dönmek istemiyorum da. Dahilde işleme açıldığı için söylüyorum. İzmir'deki bu hayali ihracattaki tutuklanan, şu anda serbest kalmışlar tabii. Aradan 4 yıl geçmiş. Orada, hayır yok. Oradaki kişi firmaların gerçek sahibi olduğunu mu zannediyorsunuz? Firmaların gerçek sahibi son ambarlı gümrüğünde Büyükçekmece, dönemin Büyükçekmece kaçakçılık savcısının ve İstanbul Mali Şube'nin yaptığı 100 milyonluk, eski para 100 trilyonluk, hayali ihracatta örgüt lideri olup da şu anda cezaevinde yatan adam. O İzmir'in işinin arkasındaki adam da o. Bu da belgeli. Öyle, ben burada hikaye anlatmıyorum yani. Belgeli. Kayıtlara girmiş yani. Vakte bakıyorsunuz. Yok vakte değil, bir ara vereceğiz de bir reklam tamam. arası vereceğiz ama tabii bu reklam arasının tamam. neticesinde bu çok fazla mail alıyoruz efendim. Aldığımız bu maillerle ilgili reklamlardan sonra da girelim diyorum da. Bu araştırmacılarla ilgili, daha doğrusu eski müdürlerin, eski baş müdür yardımcıların evet. Araştırmacı kadrolarına alındığını biliyorsunuz. Evet. Bunu bizler de biliyoruz. Bayağı bir mail var onunla ilgili. Bir sürü mail var hatta. Araştırmacıların durumu ne olacak? Aykut Bey'e sorar mısınız? Yani Aykut Bey burada bürokrasinin üstünde olan bir arkadaşımız değil. Neticede bir gazeteci, yazar. Şimdi reklamlardan sonra tekrar girelim efendim.